Evet, ve Ankara'dan bahsetmişken Ankara'da da aslında diğer yurdun belirli bölgelerinde de sağanak yağış etkili oldu, dolu da etkili oldu. Yollar göle döndü, pek çok araç ve sürücü de mahsur kaldı. Kayseri'de de sele yol açtı sağanak. Başkent Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu. AFAD'ın uyarıda bulunduğu kentte sağanak en çok Etimesgut'ta ve Yeni Mahalle'de etkili oldu. Su taşkınları oluştu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan araçlar mahsur kaldı. Sürücüler ise zor anlar yaşadı. Eskişehir'de de sağanak aniden bastırdı. Yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi. Arıza yapıp yolda kalanlar oldu. Bazı iş yerleri su altında kaldı. Belediye ekipleri çalışma yürüttü. Sağanağın etkili olduğu, dahası sele dönüştürdüğü kentlerden biri de Kayseri'ydi. Akşam saatlerinde bastıran kuvvetli yağış kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Bünyan ilçesine bağlı Kahveci köyünde ise sel meydana geldi. Selde bir kamyon dereye düşerek sürüklendi, köprüye takılarak durdu. Sel ve baskınlar nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadı. Özvatan Kayseri yolunda da heyelan gerçekleşti. Karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Kocaeli'de kuvvetli sağanak öğle saatlerinden itibaren başladı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina saçaklarına sığındı. Yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri tahliye ve temizlik çalışması yaptı. İzmit'teki sanayi mahallesinde sağanağın ardından caddeyi köpük kapladı. Kars'ın Arçapay ilçesinde de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yollar, tarlalar beyaza büründü. Tarım arazileri zarar gördü. Doluya tutulan kuşlar öldü. Evet, zaten bir mevsimler anormaldi, bir şaşmış aşırı sıcak durumda. Başka yerde sel, dolu, yazın ortasında yağdı doluya. Evet. Ya enteresan. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde de etkili oldu şiddetli yağış. Otomobiller sele kapıldı ve o otomobilde bulunan bir yaşlı bir çift vardı. Onlar da hayatını maalesef kaybetti. Olay dün akşam saat 20 sıralarında Gülşehir ilçesi Tuzköy mahallesi Tuz Ocağı mevkisinde meydana geldi. Şevket Şimşek yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sağanak yağmur başladı. Etkili olan sağanak sele dönüşürken seyir halindeki otomobil de taşkınla sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin bulunması için hemen çalışma başlattı. Bölgede çalışma yapan ekipler sel suyuna kapılan otomobili boş halde buldu. Sel suyunda gözden kaybolan Şevket ve Zöhre Şimşek çiftinin cansız bedenleri yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından araçlarına 500 metre uzaklıkta bulundu. Çiftin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Samsun'da da dün sabah saatlerinde başlayan sağanakta metrekareye 103 kilogram yağış düştü. Kent sele teslim oldu. Atatürk Bulvarı taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol ortadan ikiye ayrıldı, bir hastaneyi su bastı. Samsun metrekareye düşen 103 kilogramlık yağış sonrası sele teslim oldu. Sağanağın etkili olduğu kentte bulvarlar ve caddeler göle döndü. Bir hastaneye su bastı. Eğimi yüksek noktalarda taşkın hızla ilerledi. Suyun şiddeti kaldırım taşlarını yerinden söktü. Alt geçitler ve parklarda su altında kaldı. Sanayi bölgesi dahil olmak üzere birçok iş yerini su bastı. Sanayi esnafı dükkanlarına kayıkla gitti. Duruma tepki gösteren bir kişi ise kayığa binmeyi reddetti, yüzmeyi tercih etti. Saatler süren kesintisiz sağanakta Cumhuriyet Meydanı çevresi ve Anıt Park'ta sele teslim oldu. Atatürk Bulvarı trafiğe kapandı. Arkasında direnç daha var. Birçok araç suyun içinde mahsur kaldı. Yağış bazı noktalarda trafiğin tıkanmasına yol açtı.